İyi günler değerli izleyiciler. Habertürk Televizyonu Ankara stüdyolarında çok değerli bir konukla birlikteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu bugün konuğumuz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağlıklı yayınlar diliyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Tabii gündem çok yoğun. Türkiye'nin gündemi de çok yoğun. İç politika, dış politika, evet. Referandum konuşuyoruz, Suriye'yi konuşuyoruz ama bakanlığınızın gündemi de o kadar yoğun ki teşekkür ediyoruz zaman ayırıp bize de bu yayın imkanını da verdiğiniz için. Hiç vakit kaybetmeden gündeme gireceğim. Sizin yayın olduğunuzu duyunca birçok soru geliyor zaten haber merkezimize de. Genel sağlık sigortası. En sıcak konulardan bir tanesi aslında. Çünkü yanlış bilmiyorsam dün komisyondan geçti. Evet. Gelecek hafta meclise gelmesi planlanıyor. Birçok kişiyi yakından ilgilendiren bir konu. Gelir testinin akıbeti ne oluyor? Evet. Bununla beraber. Gelir testi yapmak tamamen kalktı. Yani bence çok hayati bir konuda bir düzenlemenin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda tamamlandı. Ve inşallah önümüzdeki haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler tamamlanacak ve yasalaştırmayı arzu ediyoruz. Burada iki tane bizi ilgilendiren iki temel başlık var. Biri genel sağlık sigortası, diğeri de esnaf ahilik sandığı. Evet. İkisinden de muhtemelen ikinci soruda ahilik sandığı ahilik ama olacak, evet. Özellikle genel sağlık sigortası kapsamı içinde olması gereken herhangi bir devlet memuru veya sigortalı bir yerde çalışmayıp da sağlık sigortası ödemek durumunda olan vatandaşlarımıza gelir testi yaptıracaksın ve gelir düzeyine göre de 427 lirayla en üst 427, orta grup 213 lira, en alt grupta 71 liralık bir bedelle genel sağlık sigortası kapsamının içine giriyordu. Bu da gelir testi yaptırmak kaydıyla. Ama bunu da ödeyememe durumu bu anlamda olur. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımız bu kapsamın içinde gelir testine gitti, gitmedi, bedeli ödedi, ödeyemedi. Bununla ilgili şu kadar borcunuz vardı, yoktu ve ciddi düzeyde mağduriyetler vardı. Bu anlamda inşallah gelir testine gitmeden, hiçbir gelir testi yaptırtmadan ayda 53 lira ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamının içine girecek. Hiç gelir testi yok. Hiç gelir testi yok ama ben 53 lirayı da ödeyemiyorum derse gelir testine gidecek ve hakikaten 53 lirayı da ödeyemeyecek durumdaysa o Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın finanse edeceği genel sağlık sigortasını onlar finanse edecek. Dolayısıyla 53 lirayı ödeyemiyorum diyenler gelir testine giderek 53 liranın altındaki bir bu da asgari ücretin %3'ü bu bedel. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu sadece 71 lira ödemek, yani eski sistem 71 lira ödeyenler için değil, hepsi için. 223 lira, 223 lira, 13 lira ve 427 lira. Bunların tamamı gidiyor. Bunların sadece tamamını diyoruz ki, kardeşim işte sen de vazgeçtik, sen de biz de yorulmayalım. Bürokrasinin formatı, anlaştık, anlaşamadık, itiraz ettin. Bütün bunları bırakalım. En düşük olan 71'den de değil, 53 lirayı hemen genel sağlık sigortası primin gibi bu ay ödemeye başla ve bu aydan itibaren genel sağlık sigortası kapsamının içine gir. İki, bu anlamda sen bir yıldır bize borçlusun. 213 lira üzerinden veya 427 lira üzerinden ve karşına şöyle bir rakam çıkıyor. Yok, bir yıllık böyle bir borcun varsa bu 53 liradan hesaplanacak. Ve bir yıllık 53 lira çarpı 12 ay dendiğinde bunu da 12 aya dağıtarak ödeyebileceksin. Eski borç da geçerlidir. Yeni sistem üzerinden hesaplanarak tekrar. Hesaplanarak ilave herhangi bir faiz yükü binmeden mevcut 53 lira üzerinden borcunu da yapılandıracak. Ve bundan sonraki döneminde de bütün hastanelerden, özel sektör, kamu, üniversite, bütün hastanelerden hizmet alabileceği sağlık güvencesi kapsamı içine girebilecek. Ailecek girecek. Bu da 4 kişi bir aile üzerinden baktığımızda hakikaten biz sigaraya karşıyız ve sigaraya bırakma kampanyası yapıyoruz büyük oranda Sağlık Bakanlığı bütün hükümet olarak ama yani 3-4 paket sigara parasıyla bunu rahatlıkla kapatabilecek 53 lira ki
ama benim koşullarım buna da uymuyor diyorsa, ki öyle vatan, onu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız bunu değerlendirecek. Kendisi buna Türk ilave iki konu daha var. Şunu sorayım, kendisi Türk vatandaşı. Ha, ailesi, işte iki tane konu var. İkisi, bunlardan biri bizim geniş bir coğrafyadan Türkiye Cumhuriyeti'ne son mirasımız bu milletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama bizim o eski geniş coğrafyamızdan insanlarımız var. Balkanlardan ve o geniş coğrafyadan. Bunların bir kısmı gelmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Ama birinci derece yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Bulgaristan'da, Arnavutluk'ta, Kosova'da, Batı Trakya'da. Sizin ailenizde de var mı? Benim ailemde de var. Şu anda fiilen de onu yaşıyorum. Şu anda kayınpederim 2 gün önce Batı Trakya'da Gümüşhane'de gece rahatsızlandı. İşte ambulans gönderdik, aldırdık. Şu anda tedavisi oluyor. Ama onun orada sigortası var mı diye soruluyor. Evet, orada var. Ama orada sigortası var deyip de tedavisini orada, kızı burada, oğlu burada, damadı burada. Dolayısıyla biz diyoruz ki burada tedavi edelim. Ama benim sigortam onu kapsamıyor. İşte oğlunun sigortası onu kapsamıyor. O zaman ona bir yabancı gibi fatura çıkıyor. Yabancı biri, sağlık turizmi gibi fatura çıkıyor. O da bu coğrafyanın insanlarına ağır geliyor. Maddi olarak da ağır geliyor. Duygu anlamında da ağır geliyor. Şimdi diyoruz ki birinci derecede yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birinci derece yakınları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa bile bu 53 liralık ücreti GSS primini ödeyerek o da onlar da kapsam içine girecekler. Bir de benim yine bakan olarak en çok karşılaştığım ve sistem sağlıklı olsun diye hem emeklilik gününü hem de senesini beklemek durumunda olan ama çalışma gününü doldurmuş olanlar var. Yani emekliliği hak etmiş ama gün bekliyor. Hani yaşa takılanlar var ya. Bu yaşa takılanlarla ilgili onlar aynı zamanda günü doldu ama emekli olamadığı için sağlık sigortası primi ödemedikleri için sağlık hizmeti alamıyorlardı. Hiçbir şekilde alamıyorlar. Veya bu 427 lirayı ödemek veya 213 lirayı ödemek durumundaydılar. Şimdi onlara da diyoruz ki siz de 53 lirayı ödediğinizde siz de emekli olma gününüz gelinceye kadar sağlık hizmetlerinden bu 53 lirayı ödeyerek siz de yararlanabileceksiniz. Dolayısıyla hem iş hayatına henüz atılamamış üniversite mezunlarımız hem de belirli nedenle sigortalılıktan, güvenceden çıkmış vatandaşımız diyoruz ki 53 liranı hemen her ay ayır, genel sağlık sigortası kapsamının içine gir. Buna artık yaşa takılan emeklilerimiz veya birinci derecede yakınları yurt dışında olan, yabancı uyruklu olan, hani kendi canımız, kendi kan bağımız olanları da bu kapsam içine aldık. Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesini planlıyoruz. Yani ne zaman geçmesini bekliyorsunuz? Öyle şimdi söyleyeyim. Bir hafta 10 gün içinde geçer. Buna özellikle muhalefetin de itirazı yok. Dolayısıyla meclisten önümüzdeki hafta görüşmeler de tamamlanınca ama en fazla ondan sonraki haftaya sarkar. Sayın Cumhurbaşkanımız da imzaladıktan sonra yürürlüğe girer. İkinci başlık aylık sandığı, aylık fonu. Bu da esnafımız için de yine çok önemli. Ben bakan olduğumun ilk ayında da tebrik için gelen esnaf odalarından temsilcilerimiz benden en büyük talepleri buydu. Sayın Bakanım ne olur bu esnafın zorlarda olduğu veya sıkıntıya girdiğinde onların bir fonu olsun ve zor zamanda o fondan destek alsın. Aynı işsizlik fonu gibi bizim de bir talebimiz var dediler. Ben Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum bu anlamda. Talimat verdi. Gümrük Ticaret Bakanımız, Maliye Bakanımız bir araya geldik ve bu anlamda bizim kültürümüzü de yansıtsın diye esnaf ahilik sandığının yine dünkü plan bütçede geçti ve bu mecliste de yasalaştıktan sonra bizim esnafımızın iki konuda güçlü bir şekilde yanında olacak. Biri ya işini kapatmak zorunda kaldı, işler ters gitti,
bu geçiş dönemi, bu zor durumunda ya namerde muhtaç olmayacağı bir desteği alacak. İkincisi de dünya çok hızlı değişiyor. Meslek değiştirme, alan değiştirme de bunlara eğitme, eğitim ve mesleki dönüşümlerine bu fondan destek vererek, hani bizim işsizlik fondan işbaşı eğitimler diyoruz ya, burada da gelişen konjonktüre göre ya bu meslek artık gittikçe köreliyor. Sen yavaş yavaş kendini şu mesleğe dönüştür. Bununla ilgili danışmanlıklar, eğitimler verecek bir fon olacak. İnşallah küçük esnafımızın da yanında güçlü bir şekilde duracak bir fonu da yine bu ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tamam, bunda da son durum oldukça olumlu evet. Şekilde esnafımız ilerliyor. Esnafımız ki yaklaşık 2 milyon esnafımızı ilgilendiren bir önemli fon, sandık. Bir diğer konu, aslında dedim ya yayının başında Sayın Bakan çok konu var sizin evet. Bakanlığı ilgilendiren, vatandaşı direkt ama ilgilendiren. Ama bizim bakanlık zaten 80 milyonu öyle veya böyle evet, bir şekilde herkese evet. Dokunuyor. Büyük Anne Projesi. Büyük Anne. Yani her haber bülteninde, her televizyon kanalında, her gazetede bir şekilde her gün haber olan bir proje haline geldi. Şimdi son rakamlara bakıyorum. 65 bin başvuru vardı. Sabah ben 64 bin küsür rakamını telaffuz ettim. Şu anda 70 binin üzerinde. Yani sabahtan akşama evet, 5600. Ciddi bir daha talep var ve bu bizim deklare ettiğimiz hak edebilecek rakamla 20 binin üzerine çıktı. Ama bugün itibariyle artık donduralım talepleri diyoruz. Çünkü bizim bu pilot uygulama, bir proje bazlı uygulama olacak. Ve 6500 aileyle, 10 ilde 6500. 6500 aileyle sınırlandırdık. Dolayısıyla şu anda bu önümüzdeki bir hafta içinde bu müracaatlardan hak edenlerin listesini netleştireceğiz ve 1 Mart itibariyle de annen, büyük anne ile torunu buluşturacak. Annenin de istihdamda kalıcılığını sağlayacağız. Burada Ayrıcan Bey, en önemlisi kadının istihdamda güçlü kalması. 2. Yarı zamanlı çalışma hakkını kullandığında maaşı yarı yarıya düşüyor. Maaşı yarı yarıya düşmeyecek. Anneanne veya babaanne, büyük anne torunuyla buluşacak. Torun açısından güven, huzur, sevgi, sabır, merhamet, bütün bunları büyük annesiyle paylaşacak. Kültür aktarımı, anne için güvenli bir ortam, güvenli bir adres. Bizim kültürümüzle çok örtüşen bir proje ki bunu toplumdan da görüyoruz. Çok anormal, beklediğimizin çok ötesinde bir gündem oldu. Ve ilk defa dünya çapında Türkiye'ye ait bu anlamda bir proje oluyor. Ve bu proje bu milletin te ait belki de dünyaya sunabileceği güzel bir proje şeklinde de dönüşecek. O zaman anladığım ama kadarıyla bu yıl bir pilot uygulamayı yapacağız. Ama sözlerinizden anladığım kadarıyla hani bu yıl pilot ama sanki bir hükümet politikasına, devlet politikasına i̇şte dönüşüm devam ediyor. İşte onun için farklı kriterler girecek mi devreye? Yani mesela hangi illerde, hangi Türkiye'de? Şu anda 10 il. Biliyorsunuz bu 10 ili deklare ettik ve bunu paydaşlarla yapıyoruz. Burada sendikalarımız var, burada işverenlerimiz var, ticaret sanayi odalarımız var. Burada paydaşlarımıza dedik ki kim talipse %50 maliyeti biz üstleniyoruz. %50 maliyeti de bu işverenler, sendikalar sizler üstlenin dediler. Ve şu anda 6500 ailenin 1000 aile yaklaşık 6 milyona yani 425 lira büyük anneye torununa hediye alsın diye vereceğimiz bir ikramiye olacak, katkı olacak. Dolayısıyla 6000 aile 6'şar milyondan işte yaklaşık 40 milyonluk bir bütçe. Bu 40 milyonluk bütçenin yarısını biz Çalışma Bakanlığı İşkur olarak üstleniyoruz. Diğer yarısını da işte İzmir, Bursa, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odalarımız, TİS gibi sendikalarımız ve İlaç İşverenleri Sendikası, Abdi İbrahim gibi ilaç firmaları ve Türk İş, Hak İş gibi sendikalarımız burada paydaşlarımız. Bu yıl sonunda ne yönde ilerleyip ilerlemeyeceğini net olarak anlayacağız. Tabii artıları eksileri, projenin şu boyutu zayıf, burayı destekleyelim, burada daha şöyle geliştirebiliriz diyebileceğimiz alanları gözlemleyeceğiz. Emekli promosyonları Sayın Bakan. Bildiğimiz kadarıyla Mart artık top bizden çıktı. Mart'tan itibaren ödenmeye başlıyor. Bana nasip oldu. Daha önceki
Şimdi İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Yani son 2-3 yıldır gündemde olan bir konu. Emeklilerimize bu anlamda promosyon anlamında inşallah Mart, Nisan, Mayıs aylarında promosyon hakları bankalar tarafından ödenecek. Bütün bankalar neredeyse 16 banka ve PTT ile protokoller imzalandı. Emeklilerimizin neredeyse %100'ünü kapsayacak şu andaki emekli maaşlarını aldıkları bankalar bu protokollere imza attılar. Şimdi birazcık da tatlı bir rekabet var. Bu promosyona ilave bonus hangileri ne şekilde verecek onu da emeklilerimiz takip ediyordur. Mart ayından itibaren evet, ödemeler ben ki... Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bu rakamların oluşabilmesinde Sayın Başbakanımızın çok büyük desteğini aldım. Bir diğer önemli konu işsizlik rakamları. Evet. 12.1 yanlış hatırlamıyorsam TÜİK verilerine göre hükümetimizin bir çalışması var aşağıya çekmek için uğraşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir çağrısı oldu şurada istihdam seferberliği ile ilgili olarak. Hedeflenen bir zaman var, hedeflenen bir sayı var. Nedir projeler Sayın Bakan? Şimdi bir defa Cem Bey, çok zor bir 2016 geçirdik. Yani bir de 2009 yılı var bizim AK Parti döneminde. İstihdamdaki hedeflerimizi tutturmakta zorladığımız 2 yıl var. Bunlardan biri 2009 yılı ki o zaman da %13'lere falan dayanmış. Bir de 2016 işte Rusya uçak krizi, terörle olağanüstü mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimi çok zor bir 2016 ve istihdamda daralma, işsizlik oranlarında da böyle bir artışlar 9.7'lerden şu anda dün itibariyle bu Kasım ayının rakamı 12.1. Muhtemelen Aralık ayının rakamı da bunun üzerine 0.1 veya 2 koyacak. Yani benim beklentim 12.2 veya 3 olacak ama 12.5'u geçmeyecek. Ocak ayının rakamları Nisan ayında gelmeye başlayacak. Göreceğiz ki Ocak ayında artık yükseliş durdu. Ve aşağı doğru ineceğiz. Ve yıl sonu itibariyle Aralık ayının işsizlik rakamlarını %10'un üzerinde hedefliyoruz. 9,5 ile 10 arası. Yani 10 merkezi koyuyoruz. Artı eksi 0,5 diyoruz. Ama hedefimiz tek haneli rakama inmek yıl sonu 2017. Bu anlamda ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da, Başbakanımıza da, hükümetimize de, teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim yılbaşı Ocak ayı itibariyle koyduğumuz hedefleri neredeyse iki misline arttıracak destekleri verdiler. Yani biz Ocak ayında başlattığımız çalışma hayatında milli seferberlik çıktığımızda işte işbaşı eğitimleri 200 bin rakamıyla ve istihdama desteği de 1 milyon rakamıyla söylemiştik. Ama şu anda işbaşı eğitimlerine 500 bin ve bütün vergi, sigorta, primleri ki 773 liralık yükü hükümet olarak biz üstlenerek 1,5 milyon çalışanın yükünü biz üstleniyoruz. Bu işveren için de önemli bir destek. Çalışmak istiyorum diyen kardeşim için de önemli bir destek. Ve şunu çok net söyleyeyim. Ben çalışmak istiyorum diyen herkese ama herkese destek olacağız. Herkese. Yeter ki ben çalışmak istiyorum, alın teri dökmek istiyorum, helal paramı evime götürmek istiyorum diyen hiçbir kardeşim işsiz açıkta kalmayacak. İşveren de ben üretmek istiyorum, istihdam etmek istiyorum ama istihdam yükü ağır, o da bu sene serzenişte bulunmayacak. Çünkü onun yükünün asgari %35'ini biz üstleniyoruz. Bu çok önemli bir miktar, 773 lira. Ve inşallah bu anlamda ben çalışmak istiyorum diyenin de yanındayız. Ben çalıştırmak istiyorum diyenin de yanındayız. Ben diplomamı aldım, bir meslek sahibiyim. Teorik bilgim var ama işveren diyor ki pratiği yok. O zaman 500 bin işbaşı eğitim. 3 ay süresince alacağım mı? 1502 TL'nin bütün ücreti biz üstleniyoruz. Bu 3 ayda teorik bilgisini pratiğe yansıtsın, o işveren onu işe alıştırsın, onu istihdam edebilecek eğitimi verdikten sonra da istihdamı alsın
Ve bir yıl süresince de biz onun yine o vergilerini 773 lirasını biz ödeyelim ki hem genç işine adapte olsun, hem o genç için enerjisinden de işveren istifade etsin. Burada bu 100 bin rakamını da ayırıyoruz. 500 binin 100 binini. Burada engellilere, kadınlara ve eski mahkumlara ayırıyoruz. Bir defa 50 bin kadınlarımıza, genç kızlarımıza istihdamda daha güçlü destek verebilmek adına, yine engellilerimize daha güçlü destek verebilme adına, bir de cezaevinden çıkmış, suçunu, cezasını çekmiş ama artık o da meşru zeminde iş yapması, üretmesi gerekiyor. Bir 10 bin, 50 binini kadınlarımıza, kızlarımıza, 40 binini engellilerimize, 10 bini de eski mahkumlara kullanarak, ki engellilerde bu primlerden bizim üstlendiğimiz süre 54 aya kadar çıkabiliyor. Yani bir işveren engelli birini istihdam ettiğinde 54 ay süresince primlerini, ki yaklaşık 4 yıldan fazla, 4,5 yıl süresince bakanlık ve hükümet üstleniyor. O nedenle bu yılı istihdamda seferberlik diyoruz, üretimde seferberlik diyoruz, ihracatta seferberlik diyoruz. Bu ülkeye, bu millete tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını da inşallah bu şekilde hep birlikte el birliğiyle bozacağız ve o büyük hedeflere mutlaka yürüyeceğiz. Sayın Bakanım, süren bitti ama son soru şunu da sormak gerekiyor tabii. Herkesin konuştuğu bir diğer konu, 16 Nisan'da referanduma gidiyor Türkiye. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak evet yönünde zaten teklif de AK Parti tarafından sunulmuştu. Ne bekliyorsunuz siz? Sadece Çalışma Bakanı olarak değil, Mehmet Mezdoğan olarak bakınız, biz AK Parti olarak hep bu ülkeyi daha büyük hedeflere, daha güçlü bir şeye, milli iradenin daha güçlü olduğu, demokrasinin daha güçlü olduğu, milletin hak ve hukukunun korunduğu bir tavırdan yana olduk. Ve hep merkeze milleti aldık. Benim ülkemin yarını bugünden iyi olmalı. Benim 80 milyon ülke insanımın yarını bugünden daha iyi olmalı. Benim bu ülke ve bu ülkenin insanı dünya ile yarıştan kopmamalı. Dolayısıyla millet adına güçlü bir sistem. Güçlü bir sistem, cumhur var, cumhurun başkanı var. Cumhur, cumhurun başkanına cumhur olarak yetki versin, hedeflerini belirlesin, icraat istesin, güç versin, hesap sorsun ve o sistem millet adına güçlü olsun. Ben ilk defa sistemle ilgili diyorum ki, ilk defa sistemin ipinin ucu milletin elinde olacak. Güçlü bir sistem kimin adına? Millet adına. Daha önce sistem kimin adına güçlüydü? Vesayet kurumları adına sistem güçlüydü. İkide bir milletin o ümüğünü sıkıyordu. 50 yıldır millet bu ümük sıkmaların çok ağır bedellerini ödedi. Artık milletin bedel ödemediği, hedeflerine hızlı yürüdüğü güçlü bir... Parlamento yasama görevini yapacak, yargı görevini yapacak, icra cumhurun başkanı icra sorumluluğunu yapacak. Herkes de günü geldiğinde millete hesap soracak, millet merkezde olacak, milletin yetki verdikleri de millete günü geldiğinde hesap soracak. Takdir alıyorsa devam edecek, takdir alıyorsa da hadi güle güle diyecek millet. Ben milleti korkutanlara bu millet korkmaz diyorum. Milletten korkmayın diyorum. Bu millete inanın ve güvenin. Bunu yatırımcımıza da, sanayicimize de, özel yaşamına diyor. Bu millete inanan ve güvenen asla kaybetmemiştir. Biz 11 defa milletin huzuruna gittik AK Parti olarak. 11'inde de millete inandığımız ve güvendiğimiz için hep kazandık ve millet bize hep yanımızda oldu. Şimdi 12'de de yine kazanacağız. Çünkü bütün bunları millet için istiyoruz. Bu ülkenin yarınları için istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için istiyoruz. Almanya başarıyor, biz niye başaramıyoruz? İngiltere başarıyor, biz niye başaramıyoruz? Alman'ın ikide bir ümüğünü sıkan bir sistemle uğraşmadı. Ama bizde ikide bir partiler kapatıldı. Ya 2007'de %47 oy aldık. Bir savcı çıktı, kapatma davası açtı. 11 hakim bizi her gün ipin ucunda sallandırdı. Yani böyle bir milli irade olmaz. Dolayısıyla milletimiz feraset sahibidir. Elini vicdanına koyacak. Kendi kaderiyle, geleceğiyle ilgili aklıyla da analiz yapacak. Ve inşallah bu anlamda yine tarihi bir sonuca imza atacak. Ama 17 Nisan'dan sonra şundan eminim ki bu milletin kaderiyle
birileri kolay oynayamayacak. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Habertürk ekranlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu ile birlikteydik. Önemli konuları, genel sağlık sigortasını, aylık fonunu, büyük anne projesinin ne durumda olduğunu, istihdam seferberliğini, kısacası bakanlığın gündemindeki konuları bu ekranlarda değerlendirmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.